Selamünaleyküm dostlar. Bugün ülkemiz ve milletimiz olarak tarih boyunca yaşayacağı en çetin ve zor günlerini yaşamaktayız. Bu video olayı bütün çıplaklığıyla anlatmaktadır. Defalarca da dinleseniz tekrar dinlemeniz yeridir. Çok kıymetli tespitleri olan çok değerli bir videodur. Lütfen sevdikleriniz ile bol bol paylaşınız. Bu bir vatanseverlik görevidir. Aynı zamanda hak ile batılın amansız savaşıdır. Parti kavgalarını bırakın. Dava partiler üstüdür. Unutmayın, kazanılması gereken seçim değil, savaş var. Yenilmesi gereken parti değil, sistem var. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Michael Eric Kuril PKK-PYD bölgesine bir ziyaret düzenledi. CENTCOM yani ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Orta Doğu'dan sorumlu birimidir. Orta Doğu işgali CENTCOM'dan sorulur. Bu ziyaret ve denetim Türkiye'ye açık tehdit. CENTCOM'un komutanının PKK-PYD bölgesini ziyareti ve denetimi çok önemli. Büyük bir hazırlık içindeler. Hepsi Türkiye'ye yönelik bir mesaj ve örtülü tehdit. Geçen haftada ABD Genelkurmay Başkanı PKK-PYD bölgesini ziyaret etmişti. Peki CENTCOM komutanı kim? CENTCOM komutanı Orta Doğu'daki birçok işgale katılmıştır. Irak, Afganistan işgalinde bulunmuş ve birçok katliama imza atmıştır. Binlerce sivilin ölmesinde rol aldı. Bölgeyi iyi tanıyor. ABD'de yaptığı konuşmalarda PKK-PYD'yi ciddi öven birisidir. Sınırda PKK-PYD kullanılarak Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığı var ve sonunda bunu Orta Doğu merkezli büyük bir kıyamet savaşına çevirecekler. PKK-PYD bunu tetiklemenin unsurundan başka bir şey değil. Yeni nesil tektonik kıyamet silahları da bölgeye yığıldı ve yığılıyor. Türkiye deprem ve seçimle uğraşırken ABD ve NATO ise Türkiye'ye yönelik ablukasını hızla arttırıyor. Birlik ve bütünlük içinde olmalıyız. Milletin birlik ve beraberlik içinde olması önemli. Sınırda büyük savaşın fitilini ateşleyecek büyük bir tasarım yapılıyor. Bunu aşama aşama yapıyorlar. Çok uyanık olalım. ABD Türkiye'yi çembere alıyor. Yunan adaları ve Trakya sınırına kadar üs kurdu. PYD'yi silahlandırıp bölgeye üs kurdu. ABD Türkiye'yi tehdit eden Doğu Akdeniz tasarısını Senato'ya sundu. Türkiye'ye baskıyı artırdı. Türkiye'de lider, otorite ve yönetim boşluğu oluşmasını bekliyor. 2025'e kadar parçalanacak 25 ülkeden biri de Türkiye'ydi. 2013'ten sonra oluşturulacak bir otorite boşluğu ile Türkiye işgali açık hale getirilip en az 3'e bölünme planı uygulanacaktı. İlk hedef otorite boşluğuydu. FETÖ otorite boşluğu oluşturmakta görevlendirildi. Ve bölme mesajını verdiler. New York Times gazetesi 2016 yılında ABD Başkanı Wilson'ın 100 yıl önce çizdiği Türkiye'yi 3'e bölen haritayı tekrar yayınladı. Times gazetesi ABD derin devletine bağlı. Uygulayacakları planların mesajı gazetede verilir. Resimdeki bu harita ile bu mesajı verdiler. Haritanın paylaşıldığı 2016 yılı 15 Temmuz darbesinin yılı. Tesadüf değil. Haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge uluslararası Konstantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu'da Ermenistan, Güneydoğu Anadolu'da Kürdistan, Orta Bölge Türkiye diye bölünmüş. Geçen senelerde CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olması gerektiğini söylemişti. Wilson haritasında İzmir ayrı bir devlete bağlı olarak görünüyor. Tunç Soyer'in de Wilson gibi bir mason olduğunu bilmeyen yok. Soyer'in konuşması tesadüf değil. ABD derin devletine çalışan Henry Kissinger, kıyamet savaşı olacak. Orta Doğu'daki dengeler tamamen değişecek. 7 ülke işgal edilip Büyük İsrail Devleti kurulacak. Bu 7 ülkeden biri kesinlikle Türkiye olacak demişti. Türkiye'yi işgal edip stratejik bölmeyi yapacaklar. FETÖ darbe girişimini organize eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tu Amiral Sinan Sürer'in odasında ele geçirilen dokümanlarda Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesine neden olacak plan tespit edilmişti. FETÖ bu kirli kurguya hizmet ediyordu. Hizmet hareketi. Planları şöyleydi. Deniz kuvvetlerini FETÖ ile ele geçir.
Akdeniz'de operasyon yapamayacak hale getir. 15 Temmuz darbesiyle de Türkiye'yi içine kapa, pasifize et. Akdeniz, Suriye, Afrika, Orta Doğu'da Türkiye'siz paylaşım yap. Harita çiz. Tüm planları bozuldu, örtülü savaştayız. Türkiye neden bölünecek? Güneydoğu petrol denizi uzaydan tespit edildi. Çökecekler. Kapadokya'ya kadar büyük İsrail toprağı. Bölünmeden çökemezler. Bölgede güçlü devlet ve otorite istenmiyor. Irak, Suriye, Libya, Türkiye, İran gibi bölünüp minimalize edilecek. Türkiye 2016-2021 arasında otorite ilan ederek oyunu bozdu. İçeride bölme odakları tasfiye edildi. Dışarıda kuşatma odakları askeri operasyonlarla elinde. Akdeniz'e inip Libya ile anlaşarak savunma kalkanı kurduk. Ordu, MİT ve silahlar hızla modernize edildi. 2016'dan sonra ABD Yunanistan'ın kuzeyinden güneyine kadar askeri olarak yerleşmeye başladı. Silah ve savaş mühimmatı yığdı ve hala yığmaya da devam ediyor. Tam bu arada dünyanın gözü önünde Yunan vekil 2020'de Türkiye bayrağını ikiye yırttı. Mesaj net, Türkiye'yi böleceğiz. Türkiye büyük hamlesini yapmıştı. MİT için güvenlikli ve aktif olacak kale adında bina yaptı. Metafizik, istihbarat ve yüksek teknoloji eklendi. Dinleme ve sızma imkansız. Dış operasyon izni verildi. İsrail, Hakan Fidan üzerinden kaleyi tehdit etti. Çünkü MİT'i kaybettiler. Kritik bir 10 yıl başladı. Saldırılar artacak. Türkiye TSK ve MİT'i temizleyip milli silahlarla modernize ederek savunma için hazır hale getirdi. ABD ve İsrail TSK ve MİT'i hedef tahtasına oturttu. FETÖ'nün temizlenmesiyle TSK ve MİT'i kaybettiler. Almak için gelecekler. Birlik şart. Türkiye'de iç savaş çıkarıp otorite boşluğu planlıyorlar. Futbol, parti, ideoloji, ekonomi gibi birçok konu kaşınarak kontrollü kaos oluşturulacak. Darbe ve iç savaşın anahtar kelimeleri demokrasi ve özgürlük. Hedef petrol ve enerji kaynaklarının kontrolü. Herkes uyanık olmalı. Parti kavgaları arttığı an ajanlar Türkiye'ye damlar. İç savaşı körükler. Dava partiler üstüdür. Unutmayın, kazanılması gereken seçim değil, savaş var. Yenilmesi gereken parti değil, sistem var. Halk parti kavgasına yönlendirilip pasifize ediliyor. Türkiye yakında büyük mavi vatan tatbikatı yaparak meydan okuyacak. Sondaj gemileriyle mavi vatana yerleşme zemini kurdu. İHA, SİHA ile kukla piyonları etkisiz hale getirdi. Ayasofya ile stratejik mesaj verdi. Particilik ideolojisiyle düşünmeyin. Tarihin en büyük tehdidiyle karşı karşıyayız. İçimizde bizden gibi görünen, ruhu ve kalbi bizden olmayan vatan ve millet hainlerinin algılarına, yalanlarına kanmayalım. Kendi elimizde kendi milletimize, kendi vatanımıza ve kendi devletimize ihanet etmeyelim. Bu millet, bu vatan, bu devlet batarsa hepimiz toptan batarız.